In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. İngilizce mantık derslerimizde malumunuz İshak Hoca ve İngilizce tercümesini şerhliyle beraber okumaya başlamıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve bu okuyacağımız metinlerin Arapça okuduğumuz metinle içeriksel olarak uyumu ve birlikteliğini hedeflediğimiz için tarihçeyi okumaktan vazgeçmiştik hatırlarsanız. Şimdi vakit geçirmeden ekranımızı paylaşalım ve ekran paylaşımımız üzerinden konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Malumunuz mantığa bir giriş yapmıştık. Introduction to Logic. Bu yapmış olduğumuz girişte Arapçasını İshak Hoca'nın okuduk. Bu Arapçanın İngilizce tercüme edildiği bölümleri de okuduk ve özellikle yapmaya çalıştığım şey okumuş olduğumuz bu metin üzerinden hareketle Arapçadaki kalıpların, ifadelerin İngilizce'de hangi sözcükler, kavramlar ve ifadelerle karşılandığına dikkatinizi çekmeye çalışmıştım. Bu son derece önemliydi. Burada sayfamızın altında bir dipnot var. Gördüğünüz gibi sarıyla renklendirdim. Bu dipnot aslında aşağıda şimdi okuyacağımız şu ifadenin bir görüyorsunuz dipnotudur yukarıda. Bu kitap tasnifi bakımından böyle olmuş. Biz burayı okuduktan sonra yukarıdaki o bir numaralı şerhi okuyacağız. Çünkü orada önemli konuşacağımız mevzular var. Buradan da müsaadenizle yine her zaman olduğu gibi Arapçasını önce okuyacağım. Sonra bu Arapçanın hem aşağıdaki efendim tercümesini hem de yukarıdaki bu giriş paragrafını Arapçayı okuduktan sonra okumayı düşünüyorum. Bununla hedeflediğim şey Arapçadaki ifadelerin İngilizce'de hangi şekilde karşılandığını zat hallerinizin daha iyi görmesini arzuluyorum. Bu bakımdan inşallah yapmış olduğum bu uygulamanın sizin için de anlamlı ve yararlı olmasını düşünüyorum. Peki okuyalım ve burada da yine şeylerimizi kimi ifadelerimizi vurgulayalım. El lafzu lafz. Şimdi bu sözcüğün İngilizce'de neyle karşılandığını birazdan irtibatlandırarak efendim ele alacağız. Arapçada lafz dediğimiz zaman telaffuz ettiğimiz, nefes verdiğimizde ağzımızda nefesimizle birlikte çıkan söz demektir. Yani telaffuz ettiğimiz bir şey. Şu anda konuşurken ağzımdan çıkan her bir efendim hece, onların oluşturduğu kelimeler, bunlar lafızdır. Onun için lafız zaten sözcük anlamı da bir şeyi dışarı atmaktır. Elimizde bir lafzımız var. Bu lafzımız, değerli izleyenler, el lafzu eddalu, bakın, lafzu eddalu gösteriyor. Bir lafız, bir ses, öyle diyelim ona. Bu bir ses, elimizde bir sesimiz var ve bu ses bir şey gösteriyor bize. Neyle gösteriyor ama? Bil vad'i. Şimdi bu sözcük son derece önemli. Onu renklendireyim izninizle. Bil vad'i. Yani bir dilde o dili konuşan efendim, o dili konuşan kültür mensupları bu lafzı vaz etmek, koymak, icat etmek, oluşturmak demektir. Bu sesi o dili konuşanlar koymuşlar, formüle etmişler. Neyi? Göstersin diye. İşte göstersin diye koydukları, vaz ettikleri bu sözcük ses yedullu ala gösteriyor, işaret ediyor. Neye? Ala temami mavudu aleh. Mavudu aleh ifadesi son derece önemli değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Sözcüğün, şu sesin o dilde hangi anlama gelmesi için konulmuşsa, hangi anlamı göstermek üzere vaz edilmişse, o anlamını göstersin diye. Ama anlamın ne kadarını? Temami, tamamını. Bil mutabakati, uygun bir şekilde. El mutabaka, et temam, ikisi de
aynı anlama gelen aşağı yukarı sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlamının tamamı demek, anlamın mutabıkı demektir. Mutabıkı da tamamı demektir. Dolayısıyla bir dilde, bir kültürde çıkarılan bir sese demişler ki bu ses şu anlama gelsin, X anlamına gelsin. Ve bu ses bu X anlamının tamamına, bakın, temami mana, anlamın tamamına delalet ediyor, onu gösteriyorsa buna delalet mutabıkiye denir. Mutabık manası. Yani X'in anlamının tamamına karşılık geliyor. Birazdan bunları şemalaştırarak gayet iyi bir şekilde inşallah tamamen anlaşılması için bunları konuşmuştuk gerçi mantık derslerimizde Arapçada biraz ama şimdi isagoji üzerinden, isagojinin tertibi üzerinden konuştuğumuz için burada da yine bunların üzerlerinde duracağız. Demek ki bir ses, bir sözcük, ses, lafız bir dilde şu anlamı göstersin diye konulmuş. O da o anlamın bütününe, tamamına karşılık geliyorsa buna delaleti mutabıkiye denir. Yani tamamına delalet ediyor. Ve ala yedullu ala. Yedullu ala. Eğer bu ses cüz'ihi, buradaki huve zamiri manaya razı. Anlamının vaz edildiği mavudu ale şu. Bu mavudu ale şu hu zamiri. Yani vaz edildiği anlamının bir kısmına, parçasına, kısmi olarak, kısmi bir delaletle, anlamının tamamına değil, bir kısmına, cüz'üne delalet ediyorsa, buna da bir tazammun, onu renklendireyim müsaadenizle, buna da delalet tazammuniye denir. İkisi de mavi olmuş, bunu kırmızı yapayım müsaadenizle. Demek ki birinci delaletimiz bir mutabıkiye, mutabık. İki, tazammun. Tazammun içermek demektir. Tazammun içermek olduğuna göre kısmi içeriyor. Anlamın bir kısmını kapsıyor. Ama ne? İmkâne lehu cüz'ün. Şimdi burada bu imkâne lehu cüz'ün ifadesindeki şart ifadesi önemli. Biliyorsunuz şarttır. Şimdi bir lafzımız var elimizde. Şu lafız. Bu lafzın imkâne lehu cüz'ün. Şuradaki lehu lafız demektir. İmkâne lil lafzı cüz'ün demektir. İmkâne lil lafzı cüz'ün. Eğer bir lafzın cüz'ü varsa, ne demek birazdan üzerinde duracağım. Cüz'ü varsa. Yani bu lafız müfret olacak. Aşağıda da konuşacağız. Müfret olacak. Mürekkep olacak. Mürekkep olursa, imkâne lehu cüz ne demek? Cüz'ü var, mürekkep demektir. Tek cüzden ibaretse ona müfret diyoruz. Bir parçaysa müfret diyoruz. İki cüz'ü, üç cüz'ü varsa buna da mürekkep diyoruz. Eğer cüz'ü varsa, diyelim ki bu ilk sesimiz şöyle iki cüzden oluşuyor. Ve bu her bir cüz'ün de kendine özgü anlamları var. Ama bunlar birleşmişler, tek bir anlamı göstermeye başlamışlar. İşte birleşerek tek bir anlamı göstermiş olan bu sözcüklerin birleşmeden önceki her bir karenin kendine özgü şu anlamlarına tazammuni anlam diyoruz. Sözcük mürekkebinin terkipte yer alan sözcüklerin her birinin anlamına delalet ediyor. Buna tazammuni anlam denir. Evet, üçüncü anlam ve ala ma yulazimuhu. Bakın yulazimuhu. Şu manaya da delalet eder ki bunun da rengini değiştirelim. Üç farklı renk üzerinden söylemiş olalım. Yedullu ala ma yulazimuhu. Yani hu yine lafzar ağacı buraya. Bu lafızdan ayrılmayan lazeme, yulazimu, mulazeme bir şeye bitişik olma, birlikte olma ve ondan asla ayrılmama demektir. Öyle bir anlamı da var ki kelimenin, sözcüğün onunla bitişik. Ondan ayrılmıyor. Nerede ama? Fizzihni, zihinde, yani akılda. Zihinde, akılda bu anlam ayrılmıyor. Neyle? Bil iltizam, sözcüğün gerekliliğiyle. Sözcük bu anlamı gerektirdiği için. Sözcükte bu anlam
zorunlu olarak mülazemeten bulunduğu için bu anlamı da düşünüyoruz. O zaman ne oldu? Bir, mutabık anlam. İki, tazammuni anlam. Üç, iltizami anlam. İltizam. Peki, öyleyse elimizde bir efendim sözcüğümüz var. Bu sözcüğümüz işte müfretse ve anlamının tamamına tekabül ediyorsa buna delaleti mutabıkiye. Sözcük mürekkep cüzleri varsa o cüzlerine manasının delalet etmesine tazammuni, sözcüğün zihinde o sözcükten ayrılması mümkün olmayan anlamının olmasına da delalet-i iltizamiye denir. Demek ki dilde bir sözcük üç anlama delalet eder. Vaz'ı itibariyle, bakın şu vaz, yani dilde konuluşu itibariyle üç delalet tarzı vardır. Bir, mutabıktır anlamın tamamına. Ne eksik ne fazla. Şayet bu sözcük mürekkepse, cüzleri varsa her bir cüzün anlamına ayrı ayrı delalet tazammuniyedir. Örnek vereceğiz. Efendim, bir de iltizami, zihinsel olarak o sözcükten ayrı düşünemediğimiz anlam var ki buna da manayı iltizami diyoruz. Peki şimdi bu okumuş olduğumuz ifadenin birazdan hem şerhine geçeceğiz hem de efendim ana metinlerini okuyacağız. Şimdi başlığımızda diyor ki burada başlığımızı vurgulayalım. Şöyle. Hatta İngilizcesi Arapçası ayrı görünsün, daha net olur diye düşünüyorum. Verbal signification by formulation. Formulation burada da gördüğünüz gibi vat'ıye demektir. Bir sözcüğün bir dilde icadı, teşekkülü, ortaya çıkışı bunu formulation ile ifade ediyor İngilizce'de bu işin uzmanları. Vaz'iyedir. Yani vaz'ı da biraz açalım. Bir kültür, bir sözcük icat ediyor ve o kültür mensuplarının hepsi o sözcük ses duyulduğunda aynı anlamı anlıyor. Buna vaz'ı diyoruz. İşte bu sözcüğün, bu kullanılışındaki sesinin lafz, bakın lafzıye, lafz. Ses olarak, yazı değil, ses olarak. Neyi var? Delale, burada yedürlü, bakın yedürlü, delale. Bir gösterge, bir işaret etme rolü var. Gösterir, işaret eder. Ne olarak? Bakın lafziye, söz, verbal, sözsel olarak, ses olarak, signification gösterir, yedullu, delalet eder. Ne ile? Vaz'i olarak. Demek ki delale lafziye vaz'iye, şu Arapçanın delale lafziye vaz'iyenin İngilizcesi verbal signification by formulation. Böyle söylüyoruz. Verbal signification, lafzi delalet, by formulation bil vaz'i. Delale lafziye bil vaz'i demektir. Bunun anlamı bu. Peki diyor ki, a vocable lafz, ses demektir. Aslında bu sözcüğün orijinali İngilizce, Fransızcadan geçmiştir. Vocabulary olarak da kullandığınız köken budur. Vocable lafz, ses demektir. Bir ses, bir lafz, a vocable that signifies, işaret eder, gösterir. A meaning, bir anlama delalet eder. Demek ki ağzımızdan çıkan her bir lafız, her bir ses bir anlama delalet eder. Neyle? By formulation, yani bil vaz'ı, vaz ile. Bakın şuraya bağlantılandım. Vaz ile, yani kültür onu öyle koyduğu için, öyle belirlediği için. İşte vaz'ı itibariyle gösterir bir sözcük. Bu vaz ki, bakın vaz'ı, formulation, bu vaz etiş, bu koyuşta indicates, shows, yani işaret eder, gösterir ise, it's, bu
lafzın istediği şu lafz. Workable. Entire meaning anlamının tamamına. Ala temami mana dedi ya, bakın şu. Ala temami mana bu entire meaning şu. Anlamın tamamına işaret ederse neyle? By complete bütünüyle, accord efendim o anlamın bütününe, tamamına uygun bir biçimde, complete accord mutabaka demektir. Complete accord uygun bir şekilde. Accord da uygunluktur. Bütünüyle mutabaka uygunluk. Complete bütündür. Burada gördüğünüz gibi, orada da söylemiştim. Tamam ile mutabaka. Complete tamam. Accord da mutabakaya tekabül ediyor. Complete tamama, accord da mutabakaya tekabül ediyor. Yani buna delale mutabıkiye diyoruz. Eğer a part of its meaning, o sözcüğün yani vocable lafzın part bir kısmına delalet ederse, ama if it has a part, bakın şu şöyle rengini hemen değiştiriyorum bağlantı görülsün diye. Şayet parçası varsa, imkâne lehu, bakın şu ifade getirip bağlıyorum oraya. Bakın, if it has a part, if it has a part in Arabic, imkâne lehu cüz'ün. İmkâne lehu cüz'ün ibare arabiyye yukabilu fil İngilizce if it has part. Eğer bir efendim parçası varsa, bir parçaya sahipse şayet, eğer bir parçası varsa, o zaman da by partial accord, bakın kısmi uyumla accord, kısmi mutabakatla, kısmi uyumla tazammane, tazammuni delalet yazdık ya, tazammuni delalet olur. And that which is inextricably bound to it in the mind by concomitance. Bu cümlemizde diyor ki şu yönüyle ki inextricably bound to, vurgulanmış bir biçimde. Onu biz vurgulayalım. Daha iyi görünsün bence. Şunu şöyle. Inextricably bound to. Bu zorunlu olarak ayrılmayan demektir. Yulazimuhu. Bakın şu yulazimuhu. Evet, şu yulazimuhu. Inextricably ayrılmayan. Bound to da iltizam. Zorunlu olarak. O sözcükten ayrılmayan. Bound to it. O sözcüğe bağlı. O sözcükten ayrılmıyor. Nerede? In the mind. In the mind in Arabic, fi zihni. Bakın, fi zihni. In the mind, fi zihni. Akılda. Nasıl ama? Nasıl ama? By concomitance. Concomitance, accommodation aynı zamanda. Eşlik etmek, birlikte olmak anlamındadır. İltizam. Yani o sözcüğe eşlik eder. O sözcük var olduğu sürece bu anlamda ondan ayrılmaz. Hem onunla accommodation or concomitance yani yulazimuhu birlikteliğini, ayrılmazlığını ifade eder. Böyle olunca işte ne oldu? Yukarıda okumuş olduğumuz bir lafzın manaya delaleti ya mutabıkidir anlamın tamamına, ya tazammunidir kısmen, ya da iltizamidir zihnen, ondan ayrılmayan bir manası vardır, ona delalet eder ve böylece üç anlam. Bir lafzın manaya delaletinin üç mertebesi var. Şimdi bunu bir örnek üzerinden bize açıklayacak. Örnek, for example, bir örnek verecek. Şimdi biz bu örnek üzerinden efendim bunu bir çözümleyelim. The vocable human or human sometimes this word human or human American accent or British accent, bazen Amerika bazen İngiliz telaffuzlarında human ya da lehçe olarak human, genelde sesliden önceki H harfi telaffuz edilmediği için bunu gramer olarak
vurgulayan lehçeler human diye okuyor. Bazen de şaz olarak, bu kural ve kaideye aykırı şaz olarak H sesini telaffuz edenler var. Onlar da human diyor. Ben de bu iki telaffuzla ilgili dinlemelerimde dili öğrenirken ikisiyle de birlikte efendim tedrisatım öyle geçtiği için zaman zaman human, zaman zaman human diyorum. Sometimes I declare human, I say human. The vocable sözcük, lafız human olsun, human insan olsun. Human, its meaning insan. Human sözcüğü indicate, yani it shows, gösterir, ifade eder. Neye? Its entire meaning of. Tüm anlamına. Neyin? A rational creature. Bakın. Rational creature. Akıllı yaratık. Akıllı canlı. Creature, its meaning hayvan. Canlı creature. Rational, natık. Akli canlı, aklı olan canlı. İşte human sözcüğü rational creature anlamına geldiğinde by complete accord, ne olur? Anlamın tamamına mutabık, accord, uygun olur. O zaman ne oldu? Anlam mutabıkı oldu. Şöyle yazalım. El insan, el insan, hayvan natık. Evet, hayvanın natık. Şimdi insan sözcüğü tek bir sözcüktür. Lafız bakın nedir? Vocable bir sözcüktür. Peki bu sözcük hangi anlama delalet ediyor? Hayvanun natıka delalet ediyor. Yani akıl sahibi canlı demek anlamına geliyor. Bu anlamı insan sözcüğünün nasıl bir anlamıdır? Manayı tetabukidir. Çünkü insan sözcüğü hayvanun natıktır. Ne fazla ne eksik. Mutabiki manadır. Evet. Eğer, bakın şimdi, eğer one of them, bu anlamın yani hayvanun natıktan i.e. either rational or creature, bunlardan herhangi birine teker teker ayrı ayrı delalet ederse, yani el insan hayvanın diyebilir miyiz? Evet deriz. Eksik olur ama olsun, kısmen delalet ediyor zaten. Bakın tazammunidir. Bunu kapsar mı canlılığı? Evet. Peki el insanu natıkun diyebilir miyiz? Evet. Bunları tanımlarda, tanım bahsinde gördük. Haddi tam, haddi naks, resmi tam, resmi naksta bunları gördük biliyorsunuz. Dolayısıyla denir, bakın kısmi manaya denk geldi. Genel olarak bunu bu önerme üzerinden açıklamış müellifimiz. Güzel de olmuş aslında. By partial accord. Bakın bunu renklendirelim, daha görünür olsun. Bu ne oldu? Complete accord oldu. Hayvanın natık, bakın mutabık. By partial accord tazammuni oldu. Yani el insan hayvan, el insan natık olduğunda kısmi olarak delalet etmiş oldu. And the meaning receptive to knowledge and the skill of writing by concomitance. Peki eğer şu human sözcüğünü, insan sözcüğünü bilgi edinebilmek, pardon şunu sileyim, bilgi elde edebilmek ve yazabilme becerisi, skill of writing, yazma becerisine sahip olmak gibi bir receptive to knowledge. Potansiyel olarak böyle bir yeteneğe, bilgiye sahip olma becerisi varsa, kapasitesi söz konusuysa, receptive to knowledge and the skill of writing, nasıl ama? By concomitance. Bu human sözcüğünün, şu sözcüğün ayrılmaz bir parçası olarak. Bu sözcükten ayrılmaz bir özellik, zihni ama, zihni.
by intelligent, by mind. Zihni olarak ondan ayrılmaz bir özellik olarak bilgi elde edebilmek ya da yazabilme kabiliyetine sahip olmak anlamları reseptif midir? Evet. Nerede? In meaning of human, sözcüğünün anlamında bu potansiyel olarak var mıdır? Evet vardır. Öyleyse buna ne diyoruz? Concomitance, yani iltizami mana diyoruz. Şimdi böylece değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim, okumuş olduğumuz şu Arapça isagoji metninin İngilizce olarak şerhi bu şekildeydi ve müellif bize bunları yukarıdaki giriş paragrafı ve aşağıdaki tercümesi ve örneğiyle birlikte ne yaptı? Açıkladı. Şimdi biz bir nolu asıl bugün üzerinde duracağımız şu şerhe geçelim. Burası çok son derece önemli. Şerh üzerinde duralım ve şerhin bize neler söylediğine bakalım. Çünkü bu şerhin üzerinde duracağız ve şöyle duracağız. Şimdi doğrudan doğruya bize konuyu hemen hemen tüm mantık şerh kitaplarında olduğu gibi müellifimiz haklı olarak bir delaletin meratibu delale ya da enva'u delale delaletin türleri, çeşitleri, mertebeleri şeklinde ele aldığımız bu delalet meselesini şöyle bir ne yapalım? Ayrıştıralım. Birazdan okuyacağımız metni daha iyi anlamamız bakımından faydası olacağını düşünüyorum. Bunları daha önce mantık. Tab'i delalet, bir de vaz'i delalet. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bu her efendim üç delaletin her birinin iki tane önemli özelliği var. Bunları da göreceğiz. Hem akli olanın, hem tabii olanın, hem de vaz'i olanın. Biri lafzi, diğeri gayri lafzi. GL koyuyorum. Lafzi ile GL gayri lafzi. Lafzi, gayri lafzi. Demek ki delaletimizin üç yönü var. Akli delalet, tabii delalet, vaz'i delalet. Her bir delaletin hem akli, hem tabii, hem vaz'inin üçünün de lafzi ve gayri lafzi özellikleri var. Şimdi bunları bize anlatacak müellif burada dipnotta. O zaman cümleler daha iyi görünsün diye hem Arapçalarını hem İngilizcelerini ayrıştırarak renklendirelim ve onun üzerinden konuşalım. İhtiyaç olursa da ben biraz karıştırıyorum belki metnin görüntüsünü ama size dikkatinizi çeksin görsel olarak görünsün diye bunu yapıyorum. İnşallah yararlı oluyordur. Şimdi signification, its meaning in Arabic dalale. A ile yazmış dalale ama İngilizce de böyle yazılıyor. Delale. E ile bakın burada olduğu gibi. Delale, delalet bahsi. Yani gösterge. Signification is of three types. Göstergenin üç türü vardır. Üç tür göstergemiz var. Şimdi bunları efendim bir bir görelim. Sallogic. Sali vurgudur. Sadece akli, mahsa akli delalet gösterge. Sadece akli. Orada da yazmış parantez içinde akliye. İki, natural. Natural. Bunları Arapçada görmüştük. Tabiiye, hatta bizim okuduğumuz metinde yanlış yazılmış. Dikkatini çekmiştim. Tabiiye diye yazmıştı. Tabiiye değil. Tabiiyedir. Burada doğru yazmış. Or adiye, normal. Yani olağan demektir. Olağan, tabii olan. Burada da yazdığımız gibi. And 3
biformulation, vaz'i olan. Bu da üçüncü vaz'idir. Vaz'iye bakın. Each type, bakın her bir tür ne oluyormuş? Can be nonverbal or verbal. Her biri bakın burada olduğu gibi nonverbal gayri lafzi, verbal da lafzi olmak üzere ikiye ayrılır. İşte burada da gösterdim ben aşağıda. Demek ki each type can be divided da diyebilirdi aslında. Bölünebilir ya da efendim ifade edilebilir. Neyle? By nonverbal or verbal şeklinde de yazılabilirdi. Demek ki bir lafzi bir de gayri lafzi olan yönleri var. Şimdi first type of signification. First type of signification is solely logical. Solely logical. Şunu söylüyor. Yani biz şimdi neyi ele alıyoruz? First type bunu. Yani akli olanı. Akli olanın efendim delaleti. Akli delalet, the first type of signification, akli delalet refers, işaret eder, gösterir. To something, herhangi bir şeyi gösterir. Bu şey ki, o şey ki, signifying something else, başka bir şeye işaret eder. O şey de based on logic alone, sadece zihinseldir. Sadece zihinsel olan, sadece akli ve tasavvuri olarak, tasavvuri, zihinsel, akli ve tasavvuri olarak algıladığımız bir şeye işaret eden bir durumu gösterir. Bunun nonverbal examples, bunun gayri lafzi örneği include movement, hareketi ihtiva eder. Evet. Hareketi ihtiva eder. Include movement by volition signifying life. Şu sözcüğün altıncısını bu önemli. Mesela akli delaletin sözsüz olanına bir örnek veriyor. Bu örnekte de diyor ki onları renklendirelim izninizle isterseniz daha güzel olsun. Nonverbal examples. Gayri lafziye örnek. Neyin? Tasavvuri, zihni olanın. Zihni, akli delaletin gayri lafzi olana. Gayri lafzi ne? Ses yok. Görüntü var. Görüntümüz ne? Bu ne içeriyormuş? Movement hareketi içeriyor. Pardon. Niye böyle yaptı? Bazen böyle yapıyor değil mi? Geçen de yaptım. Evet. Galiba ben tutulu pardon. Tutulu bırakıyorum. Ondan mı oluyor acaba mouse'u? Hareketi diyor mesela içerir. Mesela hareketi bunun için bir örnek olarak verebiliriz. Hareket. Peki hareket bize ne ile neyi göstermeye yardımcı olur? By volition signifying life. Signifying life yaşam göstergesi, yaşam alameti. Volition istemdir, iradedir. Yaşam mücadelesi, yaşam hareketliliği. O zaman biz hareket eden bir varlık görünce onun bu hareket edişinden bu çünkü hareket bizim Arapça şerhlerde el hassas bil irade derler. El hassas bil irade. Onu vurgulayıp yazayım müsaadenizle kenara bunu aklınızda tutarsanız iyi olur. Canlılığı, life'ı, hayvanı tanımlarken el hassas.
El-mutaharrik bil-has, el-has, mutaharrikul-hassas bil-irade. Evet. Kısaca yazayım. El-hassas, el-hassas bil-irade. Evet. İradeli hareket eden varlık demek. Peki iradeyle hareket ettiği için oraya buraya değişik yerlere biz onun bu hareketinden, movement'tan neyi çıkarıyoruz? Efendim, canlı olduğunu, signifying life, canlılık anlamını çıkarıyoruz. Peki bunu nasıl çıkardık? Akli olarak çıkardık. Peki akılla bunu çıkarırken herhangi bir ses, bir lafız, bir şey var mı? Yok. Sadece ne var? Durum, görüntü var, görsellik var. İşte buna non-verbal, gayri lafzidir. Evet. Daha önceki derslerimizde de işte dumandan ateş çıkarımı yapmak gibi düşünün. The movement of hand, elin hareketi, signifying movement of a ring on its finger. Elin hareketi, finger parmak, parmağın üzerindeki yüzüğün hareketinin anlamını gösterir. El hareket edince, el hareket ediyoruz. Mesela şu benim elim, yüzükte var, tam görünsün. Elimi hareket ettiriyorum. Elimi hareket ettirdiğimde, elimle birlikte yüzüğün de hareket etmiş olduğunun anlamını, yani movement of ring, yüzüğün de hareket ettiği anlamını elin hareketinden yola çıkarak anlamak yine nedir? Bir akli çıkarımdır. Ya da movement of ship, bir geminin hareketi in the sea, denizde, signifying movement of its passengers, bakın, içinde yolcuların da gemiyle beraber hareket ettiğini ne yapar? İfade eder. Neye dayalı olarak? Based on its movement. Geminin hareketine bağlı olarak. Geminin hareketine dayalı olarak, efendim, based on movement ne yapar? Bu anlamları gösterir. Şimdi bu vermiş olduğu üç örnek, hareket eden birinin hareketinden, iradi hareketinden canlı olduğunu çıkarmak. Elin hareketinden yüksüğün de hareket ettiğini çıkarmak. Geminin hareketinden içindeki yolcuların da onunla birlikte hareket ettiğini çıkarmak neydi? Non-verbal signification'dı. Yani gayri lafzi delaletti ama nasıldı? By mind. Zihinsel, tasavvuri bir efendim delaletti. A verbal example, şimdi de bunun neyine gelelim? Lafzi delaletine gelelim. A verbal example is a word, bir sözcük artık var burada. Indicating the person, bir ses duyuyoruz. Bir word, bir söz var. Bir ses, bir kelime duyuyoruz. Bu kelime bize neyi gösteriyor? Konuşmuş, söz söylemiş bir kişiyi gösteriyor. Mesela Ali diyen birini duyuyoruz. Bu herhalde papağan değil, insan sesi de öyle. Efendim, insan olduğuna. Ama burada o sözden hareket ederek bunu söyleyenin bir kişi, person olduğuna nasıl hükmediyoruz bu sesten hareketle? Rational, yani by mind signification. Or the fact that he's alive, ya da seslendiğinde, ses çıkardığında hayatta olduğunu, mesela Allah korusun deprem olmuş, insanlara arıyoruz değil mi? İmdat duyuyoruz ya da ne bileyim anne baba diye içeriden bir ses geliyor. Hem insan olduğunu anlıyoruz çünkü orada hayvan da kalabilir göçüğün altında. Onu da havlamasından, inlemesinden anlarız. Burada bir, onun hem insan olduğunu anlıyoruz, a person, hem de alive, yaşamda, yani ölmediğini, hayatta olduğunu anlıyoruz. The second
Type of signification is not logical. Bakın. Çok affedersiniz. İkinci tür delalet. Şuraya taba geldik. Şuraya. Onları da isterseniz şöyle yazalım. 1, 2, 3. Type first, type second, third, two, three. Efendim. İkinci tür gösterge. The second type of signification is not logical. Efendim, zihinsel değil. Zihni olarak mantık ilminde efendim işe yarar zihinsel bir şey değil. But rather based on the natural order of things in creation. Mahlukatta yaratılmış olanlar in creation mahlukatta of things şeyler, eşya, el eşya. Natural order, bir doğal düzeni, bir tabii dengeyi, ahengi ifade etmek üzere her şey vardır. Her şey doğal bir denge, doğal bir efendim düzen içinde yer alır. İşte bunları diyor, bunlara delalet eder. Mantıki değil de daha çok tabidir. Zaten biz müellif de söyleyecek birazdan bunun sonunda. Mantıkçılar bunun ikisiyle de ilgilenmez. Şu bununla ilgilenecek. Vaz'i olanla ilgilenecek. İkincisini efendim biyologlar ve psikologlar, birincisini filozoflar, üçüncüsünü de mantıkçılar ele alır, ilgilenirler. Natural order of things in creation as Allah most high. Allah Celle Celaluhu, şu boğazımı bir temizlememe izin verin lütfen. Özür diliyorum. Evet efendim. Mahlukatın bir düzen içinde var olduğundan söz ediyorduk. Çünkü as Allah most high, Allah Celle Celaluhu determines the creation to be. Mahlukatın öyle olmasını murad etti. Determines the creation to be. Yani varlıkların böyle olmasını, böyle bir düzen içinde, böyle bir konumlanma içinde olmasını murad etti. Ve is hence böylece known empirically instead of logically. Bu nedenle doğadaki bu düzen, Yüce Mevla'nın yaratırken koyduğu bu doğal durumu ne yaparız? Mantıksal olarak, yani zihinsel olarak değil de empirically, deneysel olarak known, bilinir. Tecrübe ederiz doğayı. Tecrübe ederiz, deneyleriz. Çünkü doğa maddi olarak bizim daha çok deneyimimizin nesnesidir. Değil de, zihnimizin değil de deneyimimizin. Beş duyumuz da zaten doğrudan onlarla ilgili. İşte bu tabii olanın, şu tabii olanın non-verbal examples. İşte bu mesela tabii olanın gayri lafzi, şu gayri lafzi efendim örneği. Mesela neyi kapsar? Include medical science. Bakın. Medical işaretleri was symptoms in a body, vücuttaki semptomları, alametleri, işaretleri tıbbi olarak bunları kapsar. Mesela such as fever, şu birkaç şeyi sayabiliriz bu konuda. Vomiting or diarrhea. Bugün ikinci dersi yapıyorum ya, seslerim yorulmuş. Bir saat önce Arapçayı yapmıştım. Şimdi İngilizceyi yapıyorum. Gecikti diye dersleri üst üste yapmak zorunda kalıyorum. Vomiting kusmaktır. Affedersiniz. Diarrhea ishaldir. Mesela kusmak ve ishal gibi. Bunlar doğal ve tabii şeylerdir. Ve tıbbi bir anlama delalet ederler. Affedersiniz. Tıbbi bir şeye delalet ederler. Kusunca bir adam ya da ishalse
vücutta, body'de bir semptom olduğunu düşünürüz ve bunun için bir doktora gider danışırız. Ben kusuyorum ya da affedersiniz ishalim ne olmam lazım diye. Bunlar signifying gösterirler. Physical illness, fiziksel bir hastalığı, rahatsızlığı ifade ederler, gösterirler. Bu durum kusmaktır vesairedir. Mesela a reddish, kızarmak, yüzün kızarması. Complexion of one's face, bir kimsenin yüzünün bir kimsenin yüzünün one's face complexion, cilt, deri, bedenimiz demektir. Bedeninin, yüzünün, derisinin, cildinin ya da daha iyisi aklıma geldi, ten demektir, ten. Bir kimsenin yüzünün teni kızarıyor. Kızarınca bu neyi gösteriyor? Signifying shyness. Utandığını gösterir. Bakın, utanmaya delalet eder. Bu tabii iyi bir delalet. Utanınca yüzümüz kızarır. Değil mi? Or heavy rain. Çok yağmur yağıyor. Signifying a fertile season. Verimli bir sezon, verimli bir mevsim olacağını gösterir. Yağmur bol olunca ne deriz? Çok şükür bu sene inşallah verimli bir yıla, verimli bir sezon olacak gibi deriz. Niye bunu nereden çıkarıyoruz? Yağmurun yağışı. Yağmurun yağışı bir tabii olaydır. Yağmur yağarken bize bu sene verimli olsun diye yağıyorum falan demez. Ama biz bunu doğanın dengesinden, onu dedik ya order, natural order dedik ya, doğadaki düzenden biz bu çıkarımları doğal olarak çıkarırız. Peki bunlar verbal mıdır? Hayır, non-verbal'dır. Şimdi gelelim a verbal examples. Onu vurgulayalım yine görsel olsun. A verbal example. Bunlar non-verbal'dı bu saydıklarımız. Ama neyin? Tabii olanın. Şu tabii olanın non-verbal örnekleriydi. Gayri lafzi. Peki lafzi olana a verbal example is the word ah signifying feeling pain. Bakın. Is the word ah signifying feeling pain. Bir acı ya o anda kişinin ah diyen kişinin bir acı hissettiğini, bir ağrı hissettiğini anlarız onun ah edişinden. Ne oldu, bir yerin mi ağrıyor diye sorarız hemen, değil mi? Evet. Bu da yine tabidir. Ah demek acı doğal bir şey değil mi? Acı duyarız. Doğal, tabii bir şeydir bu. Ah deriz ama o tabii olarak, duyusal olarak algıladığımız acının bizde söz olarak yansır. Ah deriz. İşte o ah, şu ah verbal'dır. Verbal signification'dır. Bu lafzi bir delalettir. Verbal bir delalettir. Çünkü o ah sesinden hareket ederek onun acı çektiğini söylüyoruz. Ya da öksürdüğünü düşünelim birisinin. Öksürüğünden hareketle hasta mısın diye soruyoruz. The third type of signification by formulation. Bakın vaz'i olana geldik şuraya. Vaz'i olana geldik. Vaz'i olana geldik ki çünkü değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, mantık da bununla ilgilenecek. Is based on how people have formulated. Bakın bu üçüncüsü vaz'i olan nedir? How people, bir toplum, kültür bir toplum etti. Niye vaz etti? Niye böyle bir sözcük icat etti? Bunu belirleriz. Or laid out. Tam laid out İngilizce'de vada demektir. Şu laid out. Vada, vaz etti, koydu. Toplum niye böyle bir sözcük icat etti? Ya da things, şeyler or concepts. Toplumun kavramları, şeyleri vaz etmesini, onu nasıl
vazettiğini ilgilendiren üçüncü efendim delaletimiz eddelale vaz'iyye, yani signification of formulation. Peki şimdi bunun non-verbal'ına geldi bakın. Lafzi delaletin non-verbal examples. Ne demek non-verbal examples? Gayri lafzi, pardon. Vaz'i delaletin, düzeltiyorum. Vaz'i delaletin gayri lafzi. Lafız yok burada. God bless you. Siz de çok yaşayın. Bugün sizi çok rahatsız ettim. Özür dilerim. Üst üste dersten de biraz oldu. Hoş görün lütfen. Her defasında da hemen kaydı durdurma yapmayı da pek şey yapmıyorum, uygun bulmuyorum. Hoş göreceğinizi umuyorum bu yaşlı hocanızı. Evet, gayri lafzi örneklerini verecek vaz-i delaletin. Are the meanings, bunlar anlamlardır, signified, gösterilmiş anlamlar, işaretlenmiş anlamlar. Ne olarak? By traffic lights, for example. Trafik lambaları gibi örneğin. Traffic signs, trafik işaretleri gibi. Such as a red light, örneğin kırmızı ışık. Such as a red light. Signifying stop. Dur der bize. Kırmızı ışık bize ne söyler? Signifying stop. Dur der. Or green light. Yeşil renk. Go, go der bize. Gidin, gidin, durmayın der. Demek ki traffic lights, traffic lights, trafik ışıkları, traffic signs for example. Sağa dönülmez, doğru git. Efendim, park yapılmaz. Değil mi? Bir sürü işaretler var. Bunların hepsi gayri lafzidir. İşte lafız değil, işarettir. Nitekim matematiğin, geometrinin vesairenin işaretleri gibi. Hiç lafız var mı? Hayır. Hepsi işarettir. For example, school bells. Okul zili. Zil çaldı. Signifying class time. Ya ders zamanıdır. Ya da teneffüs zamanıdır, değil mi? Ya teneffüse çıkın diye çalar, ya teneffüs bitti, derse girin diye çalar. Şimdi eğer dersteysek zili duyunca bu ne anlama gelir? Yeter, ders bitti, teneffüse çıkın demek. Teneffüsteyken zil çalarsa aynı zil bakın. Bu defa da teneffüs bitti, hadi derse gelin anlamına gelir. Peki zil değişiyor mu? Hayır, bakın ikisinin de hiç de değişmiyor. School bells, school bells. Fakat signifying class times, signifying break out, teneffüs times, break times. O halde bunlar gayri lafzidir. Or mesela nodding one's head, signifying agreement. Bir kimsenin başını sallaması böyle. Nodding. Nodding one's head. Başını sallamak. Nodding. Neyi göstermek için? Signifying agreement. Onaylamak. Tasdik manasında. Biri konuşurken böyle yaptığı zaman o tasdik eder demek, değil mi? Tersi de var. Yapıyoruz. Böyle yaparsak ne demek? Kabul etmiyorum. Non-agreement. Böyle yaparsak agreement. Bakın. Lafız var mı? Hayır. Şimdi verbal signification'a geçiyoruz. Asıl da bizi bu ilgilendiriyor birazdan zaten. Pardon efendim. Verbal signification. Lafzi delalet. By formulation vaz'i ile düzenlenmesiyle. Deals with language. Bakın dil ile. Dile geldik. Asıl bizim konumuz da bu zaten. Bizi ilgilendiren bu.
Deals with language. Deals with language. Dille ilgili olmak hasebiyle vaz'i olarak dil açısından, konuşma açısından düzenlenmiş sözcükler. I.e. words laid out by humans. Bakın. I.e. yani bu sözcükler laid out yani vudu'a konuldu, vaz edildi. Kimler tarafından? By humans. İnsanlar tarafından. İnsanlar bu sözcüğü böyle anlaşılsın diye. Söz, laf, yani word. Or the divine, isterse hani bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. Özellikle bizim Cabiri derslerinde malum çok konuşuyoruz. Dil yani language, bu dil language iki türlü değil mi? Ya human insan tarafından yani muvadaa ile demiştik hatırlarsanız. Ya da divine, tevkifi, evet. Tevkifi diyoruz. Divine, ilahi, Allah tarafından öğretilmiş olsun. Fark etmez. To signify meanings anlama delalet eder lafızlar. Bunu ister insanlar üretmiş olsun, icat etmiş olsun, ister Allah insanlara öğretmiş olsun. Fark etmez. Mantıkçı bununla ilgilenmiyor. Bu kelamın ve felsefenin işidir. Mantıkçı bu kelimeleri kim vaz etti? İlahi midir? Tevkifi midir? Efendim, muvazaa mıdır? Bununla ilgilenmez mantıkçı. Bu filozofların, kelamcıların işidir. Nitekim da zaten oralarda konuşuyoruz malum. And is the only type of signification. Bak, sadece ve sadece bu gösterim tarzı, type of signification, bu delalet tarzı that is deal with in the science, logic. Mantıkla ilgili olan sadece ve sadece mantık ilmiyle, science of logic ilgili olan da bu işte üçüncü şu delaletin şu boyutu. Yani vaz'i delalet ve lafzi olacak. Mantık bununla ilgilenir. Diğerleriyle ilgilenmez. Ve Habenneka'dan ve Bajuri'den dipnot kaynak vermiş. Böylece diyor müellif, hence the present text, sizin şu elinizde olan okuduğunuz metin begins with a discussion of it. Öncelikle bu söylediğimiz lafzın manaya delaleti konularını müzakereyle başlamaktadır. Okuduğunuz diyor bu metin, yani okuyacağınız bu elinizdeki kitap, present text, begins with a discussion of it, bu konuyu müzakere edecek, and its three types. Onun üç alt efendim delalet efendim türlerini as delineated above, yukarıda ifade edilmiş olduğu üzere. Yukarıda ifade ettik ya ana metinde. Yukarıda ana metinde ifade edildiği üzere elinizdeki metin işte bu hususları müzakere etmeyi hedeflemektedir diyor müellif. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, gördüğünüz üzere son derece faydalı olduğumu düşündüğüm, bir taraftan İsagoji gibi son derece klasik bir mantık metninin Arapçasını, bunun İngilizce tercümesini ve ilgili bu durumlarda müellifin çok detaylı ve tafsilatlı olmasa bile kısmi ve kısa şerhlerini de okuyoruz ki hem İngilizcemizin gelişmesine hem de İngilizce'de bu tür temel kavramlar ya da temel hususlar nasıl ifade ediliyor, nasıl söyleniyor onları da görmüş olalım diye. Şimdi bu işaretleyeceğim başlıkta izninizle kalmak istiyorum. Bakın, pardon efendim. Yine aynı şeyi yaptı. Başka bir renkle ben de renklendireyim madem. Bunu sevmedi galiba bizim
şey mouse şunu şöyle yapayım. Evet. Ben de yapmıyorum. Peki efendim. Bugün mouse bana izin vermeyecek. Ben de altını çizerim. Evet. Kaldığımız yer burada. Çerçeve alalım. Vocables lafızlar, elfaz lafızlar bahsine girecek. Eberi merhum Sagoç'ta lafızları ele alacak. And the five universals. Bunu iyi öğrenelim. Bir zahmet. Lafızlar ve beş tümel. Evet, beş tümel demek. Five universals. The five universals beş tümel. Lafızlar işte küllidir, cüz'idir. Görmüştük ya, onları ele alacak. Lafızlar bahsiyle efendim beş tümel konusuna girecek. Zaten sümmel lafzı diye de lafızdan başlıyor efendim. İnşallah önümüzdeki derste değerli izleyenler umarım yine böyle geciktirmem. Bu geç kaldı. Beni hoş görün, programı aksatıyorum. Fakültede işler çıkıyor. Biraz da yoruluyorum malumunuz artık bedensel olarak. İnşallah zamanında dersi yapar koyarım. Çünkü bunun normal günü Salı günüydü. Bu gecikme için tekrar özür diliyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalınız efendim.